Pirlerimizin, analarımızın desturuyla hak aşkına çıramız uyansın, uyandırılsın. Bismillah hala hala, ya hak, ya hızır, ya pir. Uyansın çıralarımız, yol ulularımız, gönül sultanlarımız aşkına. Uyansın çıralarımız, ocak pirlerimiz ve analarımız aşkına. Kapıdanmazken kadınlar sokaktaydı. Sevgili Şenan Hanım, Vicdan Hanım biliyor. Ben de o zaman kamu sendikasında yöneticiydim. Kamu sen derken devletin değildi o. Ayrı bir devrimci bir sendikaydı. Hakikaten o gün de kadınlar vardı, bugün de kadınlar var. Biz birbirimizin etiğini tutarsak, birbirimizin elini tutarsak güçleniriz. Burada muhtar adaylarımız var, meclis adaylarımız var. Ne olur birbirinizi destekleyin. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bu ülke biliyorsunuz deprem ülkesiydi ve yer altında biliyorsunuz faylar var. Bu faylar ne zaman belli bir süre geçtikten sonra deprem uzmanlarına göre enerji biriktirip sonra kırılıyor. Şimdi ben şöyle bir şey inanıyorum. Sabah şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki kadınların isyan fayları da var. Bunların da bir zamanı var. Ve kadınlar bence bugün bu isyan faylarına enerji biriktiriyorlar. Aynen, bir gün patlayacak. Bu enerjilerini bir gün ama mutlaka bu isyan fayları kırılacak. Niye kırılacak? Çünkü biriken enerjide adaletsizlik, yoksulluk, insan hakları ihlalleri, kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, mobbing uygulamaları, bütün bunlar bu ülkede yaşanırken elbette ki kadınların isyan fayları da kırılacaktır. Medeni Yasa ve TCK'daki gelişmeleri imzalayan AKP aynı mantıkla 2011'dir İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması, 2022 tarihte yanılmıyorum umarım, 2022'de bir gecede Sayın Reis ne yaptı? Bundan vazgeçtiğini duyurdu. Bu vazgeçme eylemine karşı biz hepimiz, eylemi demeyeyim, işlemine karşı hepimiz, kadın örgütlerini kastederek hepimiz diyorum, kadın kuruluşlarını ve barolarımızı da katarak hep isyan ettik. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu hukuken de yanlış, usulen de yanlış dedik. Ve sonra siyasi partileri bu konudaki düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmeleri için teşvik ettik. Ama hiçbir siyasi partimiz, bununla neyi kastettiğimi herhalde anlatabiliyorum, hiçbir siyasi partimiz kılını kıpırdatmadı. Dedi ki kadın vekillerimiz dava açsınlar dedi. Özgür Özel açtı yalnız bir dava, onun da hakkını teslim etmeliyim. Biz kadın dernekleri olarak ve kadın barolarımız, barolar olarak değil, kadın komisyonları olarak bu sözleşmenin iptali için Danıştay'da dava açtık. Sözleşmenin diyorum, sözleşmeden vazgeçişin iptali için Danıştay'da dava açtık. Birisi 1200, birisi 100. 100 kadın. 100 kadının da 100'ünün de seçilebilir yerde olma olasılığı yok. Bu kimin kusuru? Bizim kusurumuz mu? Bu belki bizim de kusurumuz. Ama şunu gördüm ben, son dönemde biz daha çok aday oluyoruz, daha çok cesuruz. Biz de varız diyoruz, kadınlar olarak varız. Yüzlerce kadın arkadaşımız başvuruyor. Kadından geçilmiyordu o partilerin koridorları. Üstelik liyakatlı kadınlar. Ama daima geride kalıyorlar. O zaman bir bilinç meselesinin hala eşitlenememiş bir kafa yapısının partilere hakim olduğunu görüyoruz. Bugün bir tek DEM Partisi'nde eşitlikçi bir uygulama var. Zaten eş başkanlık düzenlemesi de var. Bunun dışında hiçbir yerde şey dahil, tip de dahil olmak üzere eşitlikçi bir aday gösterme ve o adayların seçilebilecekleri yerlerde temsili konusunda bir
tablo göremiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı meselesi tartışma konusu yarattı. Kadınlar da eşit yurttaşlık hakkı istiyor. Aleviler de, başka etnik kökenden insanların da bunları istemesi son derece bir haktır. Bir haktır yani, bunda bir günah, bir şey, suç da yok. Bunu da anlaşamadılar. İzmir'de bir miting yapıldı. Biz 29 Ekim olarak katıldık. Çünkü biz çok önemsiyoruz eğitimdeki bilimselliğin herhangi bir biçimde ortadan kaldırılmamasını. Çok güçlü bir miting olmadı. Oysa eğitimsen, eğitim iş, bizim sendikalarımız aynı amaç etrafındalar. ÇEDES'e karşıyız. ÇEDES'in uygulanmasına karşıyız daha doğrusu. Bugün yeni yeni protokoller yapıyorlar. Basını açıyorsunuz, okuyorsunuz. Hepsi eğitimin altını oymaya çalışan, eğitimi sınıftan çıkarmaya, doğayla buluşturmaya değil, camilerle buluşturmaya, cami temizliğiyle başlıyorlar. Oruçla, namazla çocuklarımızı etkilemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda hepimize, önce eğitim kurumları olmak üzere hepimize birlikte mücadele etmek gibi bir sorumluluk düşüyor.